Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 90. dönem silah bilgisi sınav sorularını çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. 25 adet sınav sorusu. Sorularımız kolay arkadaşlar. Silah bilgisi soruları diğer sorulara göre biraz daha basit sorulmuş. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düğmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gez kırıktır. B. Çıkarıcı kırıktır. C. Tırnak kırıktır. D. Fişek arızalıdır. E. Arpacık düşmüştür. Arkadaşlar burada bakın görev horoz düğmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi fişekten kaynaklanır. Evet. Denizli seçeneği doğrudur. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir? Horoz, tetik, sürgü, şarjör, ikaz, pimi emniyeti. Evet arkadaşlar, sürgü değildi değil mi? Bu daha önceki sınavların sık sık çıkan sorulardan birisi, sürgü emniyeti değildir. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? Sık sık gelen sorulardan birisi. 1. Kapak takımını çıkart. 2. Şarjörü çıkart. 3. Yerine getiren yayı çıkart. 4. Namluyu çıkart. 5. Fişek yatağını boşalt. Evet arkadaşlar, burada sırayla hangileri yapılmalıdır? Öncelikle tabii ki bakın arkadaşlar, şarjörü çıkartmanız gerekiyor değil mi? Emniyeti almanız gerekir. Yani mermi var mı yok mu? Onu öncelikle bir ne yapmak lazım? Kontrol etmek lazım. Bakalım şıklara bakalım. 2'nin olduğu şık hangisi? Adana'da, Bursa'da, Denizli'de ve Edirne'de yok arkadaşlar. Cevabımız direktmen Ceyhan seçeneğidir. Evet. Bunu bilmeniz de bu soruyu rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Sırayla önce şarjörü çıkartıyoruz. Fişek yatağını boşaltıyoruz. Kapak takımını çıkartıyoruz. Sonra yerine getiren yayı çıkartıyoruz ve namluyu en son çıkartmış oluyoruz. Ceyhan seçeneğimiz burada doğrudur. Dördüncü soru, tek hareketli tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Tabancanın toplu veya şarjörlü olma özelliğidir. B. Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir. C. Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir. D. Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir. E. Horozsuz çalışma sistemidir. Evet arkadaşlar, burada da tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir. Tek hareketli tabancanın özelliği. Evet. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Beşinci soru, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bize yanlış olanı soruyor. Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine çap denir. Evet doğru, çap denir. Namlu içindeki girintilere yiv denir. Evet arkadaşlar bakın, bu arada konularda tekrarlamış oluyoruz. Çap, yiv, namlu içindeki girintilere denir. Doğrudur. Kabza tabancayı elle tutmaya yarayan bölümdür. Evet doğrudur. Bakın. Denizde çekirdeğin namlu içerisindeki bir tur dönmesi ile aldığı mesafeye hatve denir. Evet arkadaşlar, hatvenin tanımını da burada vermiş. Doğrudur. Ne kaldı? Sadece Edirne seçeneği kaldı. Yerine getiren yay çerçeveye sabit şekilde bulunur. Hayır arkadaşlar. Sabit şekilde bulunmaz. Edirne seçeneği burada yanlıştır arkadaşlar. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Bu arada konuyu da tekrarlamış oldunuz. Çap, giv, kabza, hatve değil mi? Evet, altıncı soru. Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar. B. Fişek yatağının
temizlenmesini sağlar. C tetiğin kendiliğinden hareket etmesini engeller. D fişek patladığında alevi dışarı çıkmasını önler. E fişek patladığında ortaya, evet arkadaşlar burada, evet fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar. Tabii ki burada hangisidir arkadaşlar? Horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar, değil mi? Adana seçeneğimiz burada doğrudur arkadaşlar. Evet. Adana seçeneği doğru. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir? A. Hangileridir? Namlu içerisinde karşılıklı iki set arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine nokta nokta inç olarak ifadesine nokta nokta denir. Evet bakın. Milimetre olarak ifadesine bir kere ne denir arkadaşlar? Çap denir, değil mi? Bakın. Çap. Evet, bakın burada da çap var. Çap denir. İnç olarak ifadesine ise kalibre denir. Evet, kalibre. Kalibre denir. Yani hangisi? Hemen cevaplara baktığımızda Denizli seçeneğinde cevabımız mevcut. 8. soru, kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır? Biyolojik silahlar, hafif ateşli silahlar, kimyasal silahlar, ağır ateşli silahlar, ateşsiz silahlar. Kısa namlulu silahlar arkadaşlar hafif ateşli silahlar grubuna girer. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 9. soru, mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere neden olan silahlara ne ad verilir? Kimyasal, nükleer, ateşli, biyolojik, göz yaşartıcı silahlar. Değil mi? Bakın. Evet arkadaşlar burada da dikkat edersek bakın biyolojik silahlar kullanıyorlar devletler bazen. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullandığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere sebep olabilen silahlar biyolojik silahlardır. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 10. soru, aşağıdakilerden hangisinde rayyur'un tanımı doğru olarak verilmiştir? Rayyur'da yine sınavlarda sık sık gelen sorulardan birisi. Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı ize rayyur denir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Diğer şıklarımızı okumamıza da gerek kalmadı. Adana seçeneğimiz doğrudur. 10. soru, ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parça ne ad verir? Namlu, şarjör, kovan, gerder, sürgü. Tabii ki arkadaşlar bakın, ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan nedir? Namludur, değil mi? Evet. Adana seçeneği doğrudur. 12. sorumuz, uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yarayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına nokta nokta denir cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Silah, tabanca, atış, tüfek, bıçak. Tabii ki arkadaşlar bakın silah, değil mi? Evet. Adana seçeneğimiz doğrudur. 13. soru, silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz? Biyolojik silahlar, ateşli silahlar, kimyasal silahlar, uzun namlulu silahlar, ateşsiz silahlar. Evet arkadaşlar burada da dikkat ederseniz silahlar genel olarak sınıflandırıldığında hangisi bu sınıflandırmada yer almaz? Uzun namlulu silahlar yer almaz arkadaşlar. Denizli seçeneği burada doğrudur. 14. soru, hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu değildir? Ayakta çift el emekleme, ayakta tek el, yatarak atış, çökerek atış. Evet hangisi değildir diyor arkadaşlar. Emekleme, değil mi? Ateşli silah ile atış pozisyonu emekleme değildir. Bursa seçeneği doğrudur. Ayakta çift el, ayakta tek el, yatarak atış, çökerek atış.
nedir? Ateşli silahların atış pozisyonlarıdır. 15. soru, İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile yaptığı atışta atışlarını hedefin orta noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Silahı fazla sıkmadan iyi bir şekilde kavramıştır. B. Nefes kontrolünü düzgün yapmış ve atış esnasında nefes kesmeyi yerinde yapmıştır. C. Tam ve doğru bir nişan hattı oluşturmuştur. D. Geri tepmeyi en aza indirmek için sağ omuzunu atış öncesi ileriye doğru hareket ettirmiştir. E. Dikkatini arpacıkla toplamış ve hedefi flü olarak görmüştür. Evet, burada hangisi değildir söylenemez. Bakın, geri tepmeyi en aza indirmek için sağ omzunu atış öncesi ileriye doğru hareket ettirmiştir. Bu söylenemez, değil mi arkadaşlar? Denizli seçeneğimiz doğrudur. 16. soru. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Silahı her yerde taşıyabilir. B. Meskun mahallede atış yapabilir. C. Silahını yetkili mercilerden izin alarak yetkili tamircilere götürebilir. D. İş yerine götürebilir. E. Aracında taşıyabilir. Evet, meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için hangisi doğrudur? Evet, ne yapabilirler diyor arkadaşlar. Silahını her yerde bir kere taşıyamazlar. Meskun mahallede atış yapamazlar. İş yerine götüremezler. Aracında taşıyamazlar. Ama tamirciye izin alarak götürebilirler, değil mi? Evet. Silahını yetkili mercilerden izin alarak tamircilere götürebilirler. Ceyhan seçeneği doğrudur. 17. soru. Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak ve benzeri gibi silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılmıştır? Ateşli silahlar, hafif ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, el aletleri, hafif silahlar. Evet arkadaşlar, kama, hançer, değil mi? Bakın bunlar nedir? Ateşsiz, değil mi? Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak. Bunlar ateşsiz silahlar grubuna girer arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğrudur. 18. soru, aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır? A. Silah ateşlendikten sonra çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yoldur. B. Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafedir. C. Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yoldur. D. Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yoldur. E. Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafedir. Evet arkadaşlar, hangisi diyor ilk hız olarak, ilk hız doğru olarak tanımlanmıştır? Silah ateşlendikten sonra çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yola ne denir arkadaşlar? İlk hız denir. Evet, Adana seçeneği doğrudur arkadaşlar. Evet. 19. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi atıcının tetik çekme hatalarından değildir? A. Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek. B. Tetiği ani çekmek. C. Tetiği düzensiz çekmek. D. Tetiği çekerken istinat boşluğunu almamak. E. Tetiği çekerken arpacı yukarıda görmek. Evet. Hatalarında değildir. Tabii ki burada dikkat edersek tetiği çekerken arpacı yukarıda görmek atıcının tetik çekme hatalarından değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. 20. soru, fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Daha önceki çıkan sorulardan birisi metal gömlek, çekirdek, alev kanalı, kurşun, B kovan, kapsül, barut, çekirdek, C çekirdek, metal gömlek, kurşun, barut, D kovan, kovan, dip tablası, alev kanalı, yanıcı ezda, E kapsül kabı, kurşun, metal gömlek, çekirdek. Evet arkadaşlar, fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sorumuzun cevabı bir kere kovan, değil mi arkadaşlar? Kovan, kapsül, barut ve çekirdekten oluşuyor.
Bursa seçeneğimiz doğrudur. 21. soru, fişekte kapsül ile baruton arasında bulunan alev kanalının görevi nedir? A. Barut gazının dışarı atılmasını sağlar. B. Alevin baruta intikalini sağlar. C. Barut gazının çekirdeğe basınç yaparak ileri fırlatmasını sağlar. D. Barutun etkisini azaltmaya yarar. E. Çekirdeğin hızını artırır. Evet arkadaşlar, burada alevin baruta intikalini sağlar. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir? Evet. Tetik manevrası, horoz iğne. B. Horoz iğne, tetik manevrası. C. Tetik manevrası, tetik horoz iğne. D. iğne, tetik manevrası, horoz. Tetik iğne, tetik manevrası, horoz. Arkadaşlar bakın, burada öncelikle otomatik, yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası önce tetikten başlıyor. Evet bakın. Önce tetikten, yani daha sonra tetik manevrası, daha sonra horoz ve iğne ile bitiyor. Adana seçeneği burada doğrudur. 23. sorumuz, uygun hava şartlarında ve doğru açı ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade edilir? Uzak mesafe, etkili mesafe, azami mesafe, mesafe dışı, tehlikeli mesafe. Tabii ki bakın burada arkadaşlar, sorumuzun cevabı azami mesafedir. Evet. Ceyhan seçeneği doğrudur. 24. soru. Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında nasıl neticelenir? A. Atışlar vurulacak yerin etrafında toplanır. B. Atışlar vurulacak yerin üst tarafında toplanır. C. Atışlar vurulacak yerin alt tarafında toplanır. D. Atışlar vurulacak yerin sağ tarafında toplanır. E. Atışlar vurulacak yerin sol tarafında toplanır. Atışlar vurulacak yerin alt tarafında toplanır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında atışlar vurulacak yerin alt tarafında toplanır. Ceyhan seçeneği doğrudur. Son sorumuz arkadaşlar. Özel güvenlik 90. temel eğitim silah bilgisi yazılı sınav sorularının 25. sorusu. Son sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Kaan atış esnasında fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni nedir? Tırnak kırıktır. B. Şarjör ve şarjör yayı arızalıdır. C. İğne kırıktır. D. Tetik veya tetik yayı arızalıdır. E. Çıkarıcı kırıktır. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz şarjör veya şarjör yayı arızalı olduğundan dolayı fişek yatağına fişek sürülemez. Evet. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.